Hocam yerken nispeten emek verdiğimiz şeyleri neden daha fazla seviyoruz? Çekirdek, antep fıstığı ve midye gibi. Seviyoruz derken mesela ben yerken hiçbir emek harcamadım. Künefeyi çok severdim eskiden. Yani onu böyle löp diye gömçürüyorsun. Ama seviyoruz derken galiba bu sorudaki şey neden böyle kaptırıp gidip bırakamıyoruz anlamında herhalde. Ya da böyle iştiyakla çalışmaya devam ediyoruz üzerinde. Yani orada şöyle bir şey var. Mesela işte çekirdek çıtır çıtır çıtlarken güzel de böyle çekirdek içi ben bir kere aldım. İçim bulandı vallahi. Bir avuç yedim. Hani öyle tat vermiyor insana. Demek ki amaç orada çekirdek değil, o çıtırdama ve onun sonucunda elde edeceğimiz lezzetle ilgili bir şey. Gerçekten beynin çalışma prensibine bakarsanız mesela yemek yemek bize haz vermez. Yani bize haz veren esas şey, o da haz verir ama en kuvvetli haz veren şey kebapçıya gitme sürecidir. Yani ödül beklentisi. Önünüzde her gün hazır bulduğunuz şey dünyanın en masraflı, en lezzetli yiyeceği de olsa bir süre sonra hedonik sisteminiz yani keyif sisteminiz ona alışıyor. Tolerans gelişiyor. Ekstra bir zevk kaynağı arıyorsunuz. Çünkü biz elimizde bulup bulamayacağımız belirsiz olan yani erişmemizin kesin olmadığı hazlara karşı çok fazla dopamin salgılarız. Bundan da beklenti deniyor. Muhtemelen bunun küçük bir versiyonu çekirdek çiğnerken de oluyor. O çekirdek hani bazen boş çıkıyor mesela, bazen içi acı çıkıyor falan ama onu böyle çıtırdatırken ufak bir zahmetle ulaşmanın getirdiği o süreç bizde beklentiye bağlı ödül hissinin daha fazla artmasını sağlıyor. İşte o midyeyi açacaksın, bilmem ne yapacaksın, bir ton tantanalı hazırlamalar. Tabağa koyup verseler hocam midyeyi. Tabii aynen içi... öyle. Tabii. İşte midye tava falan bir o kadar tercih edilmez mesela yani. İlla o tabii. Bir sürü işlemler tabii. Geçiyor. Direkt pilav şeklinde. Şimdi fast food'la slow food diye bir hikaye var. Yani fast food biliyorsunuz işte bu hızlı ve çöp yemek dediğimiz. Hemen parasını basıp gövdeye indirebildiğin herhangi bir hazırlanma süreci ya da en azından doğru çiğnemeye bile ihtiyaç duymadığınız hazır sindirilmiş gibi gıdalar bunlar. Bunun karşısına ise slow food movement diye bir şey çıktı. Yani yavaş besin inkılabı diyelim buna ya da devrimi. Şimdi bu harekette yapılan şey yani bir köfte de hazırlasan, bir sandviç de hazırlasan ona olabildiğince kendi başına belli bir emek vererek, zaman yatırarak ve belki estetik bir dokunuş yaparak hazırlamanın insanı daha mutlu ettiğini fark ettik. Aynı sebep. Sen zaman yatırdıkça, sen enerji yatırdıkça beklentin yükseliyor. O işte emeğin getirdiği efendim benimseme artıyor. Öyle olunca insanın tat duyusu bile fark arz ediyor. Neticede olan şey tat duyusu dediğim şey kimyasal bir algı ama beyindeki değerlendirmesi önemli. Beyin ne kadar haz hormonu salgılıyorsa sen o kadar o işten tatmin oluyorsun. Dolayısıyla ağır ağır hazırladığın bir yemek, eşe dosta işte verdiğiniz bir yemek davetinde o gösterdiğiniz o özen vesaire. Beyinde böyle bir şey oluşturuyor. Yani bundan sonra çekirdek yerken benim gibi yemeyin mesela. Ben işte çatır çatır benim işte tutmazsan bilenler biliyor. Ben bayağı bir yerim yani netice itibariyle. Geçen elimden aldı ya. Ne güzel gidiyordum çatır çatır direkt el koydu ya. Feyman'ın çitliyosu var sarı paket. Şey ben tadamıyordum ama bir ip reklamlar. Yanında özellikle misofonik biri varsa yani aşırı ses hassasiyeti olan biri onu da tabii dikkate almak lazım. Sen çekirdeğin sesini hiç duymazsın. Yandaki bir anda intihar edebilir. Ne olduğunu bile anlamazsın yani. Var aramızda öyle arkadaşlar.